Sosyal medyada 2-3 gündür bayağı bir gündem olan bir olay var bugünkü konumuzda. Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan olayı. Öncelikle Savaş Cebeci kimdir? Kendisi 49 yaşında kişisel antrenörlük ve şahsi YouTube kanalı üzerinden fitness ve vücut geliştirme ile ilgili videolar çekiyor. Kaan Kazgan ise 28 yaşında 2011 yılından beri aktif olarak profesyonel maçlarda oynamakta. Savaş Cebeci ile aralarında olan gerginlik ise bu video ile başladı. Böyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun, bak ona da açık açık söyleyeyim. Çünkü fiziksel bir fark var arkadaşlar arada. Boş bir yorum, çünkü bu aslında şöyle bir şey, yani bunu tecrübe etmemiş bir insan bunu söyleyebilir. Savaş ve sadece şunu söyleyebilirim. Salonumuzun yeri belli. İsterse ben de onun yanına gidebilirim. Kendi kamera arkamla birlikte, ona güzel bir YouTube videosuyla birlikte, istediği her saniye içerisinde onunla kalt ederek bunu videolayabilirim. O da yardımını istiyorum. Yarın herhangi bir saatte, herhangi bir lokasyona bana saat ver, adres ver. Oradayım, seni yok edeceğim. Kaan Kazgan'ın Savaş Cebeci için yaptığı bu videodan sonra ortalık iyice karıştı. Savaş Cebeci Instagram'a böyle bir video attı. Ben buradayım, Tuzla Marina'da. Bütün kardeşlerim burada. Evet, herkes burada. Şey şarkısını biliyor musunuz? Neredesin Caney? Söyleyin. 1, 2, 3. Cidden neredesin Caney? Cidden neredesin Caney? Bekliyoruz. Tabii bu videodan sonra Kaan Kazgan da kendi kanalına bir video yükledi. 100 tane güvenliğin olduğu bir ortama birini çağırmazsın onunla dövüşmek istiyorsan. Kavganın kesilebileceği bir ortama çağırmazsın. Bu da okey. Ben zaten gitmeyeceğim oraya. Bunları Instagram'a da yazarak söylemiştim. Söyledikten sonra arkasında orada 10-15 tane 15 yaşında kardeşimizi alıp "Neredesin Caney?" şarkısını söylüyor bana. Ben de onun üzerine, zaten shortslarda da görebilirsiniz. Belki o arada kaldırılmış da olabilir. Çünkü TikTok'ta ve Instagram'da şikayet ettirerek benim videomu kaldırdı. Neden kaldırdı? Çünkü videoda ben ona açık açık şunu söyledim. Bugün için, videonun çekildiği gün için, dün gece paylaştım ve dedim ki yarın herhangi bir yere, herhangi bir saatte geleceğim. İstediğin yere geleceğim ve senin istediğin gibi, kuralsız diyorsun ya, kuralsız bir şekilde orada seni yok edeceğim dedim. Sonrasında ona büyük ihtimalle çok fazla kişi bunu yolladığı için o da bu videoyu şikayet ettirerek kaldırttı. Kaldırtmasının sebebi şu, buna karşı verebileceği bir cevap yok. Bugün beni bir yere çağıramayacağı için, keşke çağırsa, çağıramayacağı için benim videomu şikayet ettirerek kaldırtıyor. Bu olayı daha fazla uzatma ya da biz seninle bu olayı sonlandıralım. İkisinin arasında git gel yapma. Ya konuşmayacaksın ya da hakkını vereceksin. Bir gün öncesinden video attım. Dedim ki bakın yarın şu saatte şuradayım. O gün tekrar video attım. Bakın oraya gidiyorum akşam dedim. Oraya gittim, tekrar video attım. Bakın buradayım dedim. Saatlerce orada kaldım. Niye gelemediniz? Efendim orada güvenlik vardı, güvenlik. Ne güvenliği oğlum? Orada iki tane adam vardı. Onlar da kapıda içeriye kaçak girmesinler diye biletleri kontrol ediyoruz. Hadi oranın girişi var, çıkışı var. Çıkışında bekleseydiniz, girişinde bekleseydiniz. Niye gelmediniz? Hala saat ver, konum ver. Oğlum verdik ya işte. 2 gündür saat konum veriyoruz lan. Oğlum hadi işinize bakın. Tamam aslanım. Döversin sen. Sen aslansın. Sen süpermensin. Olaylarla ilgili Cahri'nin de yayınında kendi yorumunu yaptı. Abi Türkiye'de yok mu akıllı bir adam şu dövüşü organize etsin ya? Şu savaşın güzel güzel dayak yediği bir şey izlesek. Mis gibi. Sen. Oğlum ben mi yaptım? Ben organizatör müyüm lan? Savaş Cebeci olaylarla ilgili kendi yayınında da birkaç tane konuşma yaptı. 50 yaşına geldin, kaçıncı rezilliğin? 50 değil 49. Hiç utanma yok mu sende? Her seferinde artistik yapıp sonrasında hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Hiç utanma yok mu? Evet. Yani, evet troll kardeşim. Ben adres verdim. Sen dahil hiçbiriniz gelemediniz lan. Çünkü Gluteus'unuz yemedi. Hep söylüyorum Fulgan. Gerçek dünya başka bir şey ya. Bak o çocuk gelseydi deseydi ki, bak yemin ediyorum. Biz Cenk'le 10 yıl kavga ettik. Birbirimize neler dedik. Cenk buraya geldi. Delikanlı gibi geldi. Cenk'le ne oldu?
Vallahi helal olsun. Adam tek başına gümüşe geldi. Adam tek başına geldi. Adama dedi ki ben gittim, İstanbul'a geliyorum dedi ki ben adama gittim arabamla aldım. Siteye getirdim. Konuştuk. Bana bir adam delikanlı gibi gelse dese ki abi böyle oldu ya da ben seni maçta alırım. Nakavt ederim dese bana adam gibi delikanlı maç gibi. Maç yapalım mı dese. Maç yapalım mı dese hiçbir şey demezdi bana. Ulan sen kimsin? Kalkıyorsun diyorsun ki ben bu adama 35. bana saniye söylese nakavt ederim. Oğlum böyle bir şey yok. Ben 115 şu anda 120 dedim ama şu anda 115 kilo. Daha inceldim mi lan? Göbek var diye benimle dalga geçiyorsun ama. Neyse. Göbeğim var abi. Var göbeğim var oğlum yalan yok. Ben şu halimle bile hiç dövüş yapmamış bir adama saniye verip seni oğlum sen de dövüştün ya. Ya böyle bir şey var mı lan? Saniye verip nakavt et. Ya oğlum git. Ya şimdi anladınız mı? Yanıma gelse adam gibi konuşsa ki benden kaç yaşta küçük. Kaç yaşındaymış o? Ne bileyim kaç yaşında olabilir ki ya? Ya bir şey ya da adam gibi gelse konuşsa sıkıntı yok. Ama yani millete rüzgar yapayım. 31 saniyede şey yapayım. Belki. Bak çok açık ve net söylüyorum. Ben şöyle durayım. Çeneme değil şurama sen istediğin gibi yumruk var. Sen beni düşüremezsin lan. Öyle bir dünya yok ya. Olay Savaş Çebeci ve Kaan Kazgan arasında dönse de Kadir Hoca da olaya dahil oldu. O da geçenlerde şu şekilde bir video paylaştı. Şimdi arkadaşlar bazıları video atıyor. İşte bekledim de gelmediniz ayağa, göt ayağa. Oğlum ben kimseye geleceğim meleceğim demedim yani. Biri dedi ben dedi dünya şampiyonunu harcarım. Dünya şampiyonu dedi ki harcayamazsın dayı dedi. Öbürü dedi 50 bin dolar verirsen gelirim sana prim vermem. Öbürü dedi tamam dedi kardeşim 50 bin dolarlar da razıyım. Gel dövüşelim. Adam alışveriş merkezine çağırıp ne olacak yani orada şimdi birbirine çatışmayacaksınız. Dostlara bir maç yapacaksınız. Dayağı yiyen 50 bin doları bırakacak. Dayak atan da 50 bin dolar alıp gidecek. Herkese hayırlı günler. Ha benimle bir sıkıntısı varsa arkadaşın atar hesabıma 10 bin lira istediği yere 2 saat sonra giderim. Herkese iyi akşamlar. Kardeşim ben 1.90 boyunda 120 kilo adamım. 70 kilo bir adamda dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun dedim. Belki dünya şampiyonu abartı oldu. Mesela Khabib gibi bir adamdan dayak yerim yani. Evet. Anladın mı? Evet. Ben 70 kiloyu döverim, onu döverim, bunu döverim demedim. Yani hiçbir sporcu ahlakı olan bir adam bunu demez zaten. Ben dayak yemem dedim yani. Evet. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Yemem yani. Ha Khabib değilsen yemem. McGregor'dan emin değilim de yemem. Meyvedir tabii... yerim. Meyvedir yerim yani 3-4 tane adam yani. Ben yani bunu bu kadar hala söylüyorum. Ciddiye almaya artı, da gerek ben yanlış yok yani. Olabilirim. Evet. Olur yani. Belki de yerim yani. Evet. İnsanlar da bazıları bunun gerçek olmadığını, gündem olmak için böyle bir olay yaptıklarını söylüyor. Bu gerçek değil. Bunu bir anlayın. Bunun ismi marka çarpıştırması. Yani iki marka, Savaş Çebeci ve Kaan Kazgan aralarında anlaşıyorlar. Bir olay çıkartıyorlar. Ve insanlar ne yapar? Bir olay olduğunda dışarıda bir yerde izleriz değil mi? Bakarız. Bunun adı da marka çarpışması. Yani bu olayı yaratıyorlar ve ikisi de buradan besleniyor. Fark ettiyseniz şu anda gündem oldular ve ikisinin takipçi oranı inanılmaz derecede artmaya başladı. Olaylar bu şekilde dostlar. Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın.